Moğolistan'ın geniş stepleri. insana sonsuzmuş gibi geliyor. Yumuşak otlaklar, ender rastlanan hayvanlar ve bitkiler için bir yaşam alanı. Birkaç yıl önce neredeyse nesli tükenen Moğol yabani atları yeniden yurtlarında. Onları doğal ortamda başka bir yerde bulmak mümkün değil. Stepler aynı zamanda dev ala geyikler içinde bir cennet yüzlerce kuş ve böcek türü içinde. Ancak bu güzel manzara aldatıcı. Çünkü yaklaşık 2000 hektarlık Hustai Ulusal Parkı ve diğer koruma alanları dışında moğol stepleri çoğunlukla böyle görünüyor. Kuru kumlarla kaplı. Bitki neredeyse hiç yok. Hala var olan otlarsa kısa ve kurumuş. Bu step ülkesi giderek bir çöle dönüşüyor. Çimet Ohir Bazarsat yıllardır Birleşmiş Milletler için bu durumu araştırıyor. Ona göre bu durumun nedeni çok açık. Çimleri yiyen ve toprağa dinlenme fırsatı vermeyen çok sayıda koyun ve keçi. Moğolistan'ın otlaklarında yaklaşık 50 milyon hayvan yiyecek arıyor. Otlakların kapasitesi çoktan aşıldı. Özellikle Moğolistan'ın merkezinde 5 kat kadar. Birleşmiş Milletler uzmanları hayvan sayısını etkili bir şekilde azaltmak için otlak vergisi fikrini geliştirmiş. Bir çiftçi ne kadar hayvana sahipse ve otlağın durumu ne kadar kötüyse o kadar daha fazla para ödemek zorunda. Bu şekilde daha az hayvan yetiştirmenin teşvik edilmesi isteniyor. Çünkü 10.000'den fazla inek ve keçiye sahip çiftçiler var. Narantuya Orkibat onlardan biri değil. Ailesiyle birlikte 800 koyun ve keçi, 100 at ve 80 ineğe bakıyor. Otlak vergisi fikrini iyi buluyor otların yıldan yıla kötüleştiğini söylüyor. Aslında sonbahar ve kışa kadar otların böyle yüksek olması lazım. Ama yıllardır böyle değil. Otlar giderek kötüleşiyor. Çünkü daha fazla hayvan var ve onları yiyorlar. Otlaklar gittikçe kötü hale geliyor. 53 yaşındaki orhibat 100 kadar çiftçi ailesinin sözcülüğünü üstlenmiş ve bir otlak vergisi fikri için epey tanıtım yapmış. Çoğu çiftçinin daha iyi besin ve daha güçlü hayvanlara sahip olabilmek için böyle bir vergi fikrini kabul ettiğini söylüyor. Örneğin vergi gelirleri hayvanların sağlığı için harcanmalı ülke bütçesine falan gitmemeli Ancak bu şekilde destekleriz Çiftçi kadın toplanan parayla hayvanların tıbbi bakımı konusunda bir şeyler yapılmasını istiyor hayvan sayısı az olursa o zaman daha fazla yiyecek bulabilirler. Ve böyle görüntülere de daha ender rastlanır. Yiyebileceği yeteri kadar kaynak bulamadığı için şu ana dek milyonlarca hayvan sert kış aylarında telef oldu. Narantuya Orkibat da bunu yaşamış. Birleşmiş Milletler uzmanları bir pilot bölgede vergi gelirlerinden acil yardım fonları oluşturulmasını başarılı bir şekilde uyguladı. Kuraklık döneminde don ya da salgın anlarında çiftçiler kendilerini toparlayabilmek için para alıyor. Ancak Moğolistan'da otlak vergisi uygulaması için henüz somut bir zaman planlaması yok. Çıkarlar çatışması söz konusu. Vergi konursa tabii ki daha fazla hayvana sahip olan daha fazla vergi ödeyecek. Bunlar daha zengin çiftçiler. Bu kişiler siyasi arenada da nüfus sahibi. Politikacılar sorunun farkında. Ancak çok hassas bir konu. Zengin çiftçilerin çoğu söz sahibi ama normal çiftçiler seslerini duyuramıyor. Buveidor Sanja'ya göre otlak vergisi için çok geç kalındı. Birkaç yıl önce sert bir kış döneminde tüm hayvanları telef olmuş. 59 yaşındaki Sanjay o zamandan beri Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da yaşıyor. Kırsal bölgede benim için her şey güzeldi. Özgürdüm. Tertemiz bir havası vardı. Mutluydum. Ama burada şehirde nasıl diyeyim yani dört duvar arasında yaşıyoruz. Alışmaya çalışıyorum. Diğerleri gibi. Bu veydor, önceleri tüm ailenin bir arada yaşadığını söylüyor. Bugün oğlu ve torunları onu haftada bir ziyaret ediyor. Oğlu şehirde bir iş bulmuş. Geçimini sağlamaya çalışıyor ama babası ya da büyük babası gibi doğada koyun ve keçi sürülerine sahip olduğu bir yaşamı hiçbir zaman olmayacak. Çoğunlukla ev ve iş arasında bir gidip bir geliyorum. Trafik çok stresli. Fırsat dağda buldukça dağda şehir dışına dağda çıkmaya, dağda çıkmaya dağda çalışıyorum. Doğada olmayı çok özledim. Stres ve trafik. Eski çiftçi aileleri için gelecekte yaşam aynen böyle olabilir. Çünkü bugün bile Moğolistan'daki otlak alanların %70'inden fazlasında yeterince ot bulunmuyor. Uzmanlara göre hızlı adım atılmazsa koyun ve keçi sürüleri 8 ila 10 yıl arasında hayatta kalmayacak hale gelebilir ve o zaman yabani atlar da sadece ulusal parklarda görülebilir.